Ali Erbaş, yeni rejimin atanamamış Şeyhülislam'ı. Ataması yapılamadı ama bütçesi çoktan bütün ölçüleri yıktı geçti. Paralı asker. Öyle profesör titrini falan görünce hiç olmazsa elle tutulur bir konuda uzmanlığı var sanıyor insan. Hepimizin kalbini sızlatmaktadır. Önce Sakarya İmam Hatip Lisesi'nden, sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş. Kur'an'daki Tekrarlar isimli teziyle yüksek lisansını, İlahi Dinlerde Melek İnancı isimli teziyle doktorasını tamamlamış. Uzmanlığı bir kitaptaki tekrarlardan ve meleklerden ibaret. Tekrarda ve meleklerde bilim veya uzmanlık bulamıyoruz, yoktur. Dolayısıyla bilim insanı veya akademisyen değil, ulema sayabiliriz. Din bilgilisidir. Bununla birlikte din bilgilisinin dini bilmesi şart değildir. Tekrarları saymak ve meleklerin cinsiyeti üzerine uzmanlaşmak yeterlidir. Tipik bir ulema ile karşı karşıyayız. İlim adamı yetiştiriyoruz. Bu ilim adamları içerisinden vaizlerimiz de oluyor, müftülerimiz de oluyor. Birdenbire yükseldi. Ülkenin en büyük ve en zengin örgütünün başına atandı. Diyanet İşleri Başkanı'dır. Nasıl oldu diye sormayın. Cevabı RTE ile yollarının kesişmesindedir. Tanrısı bu kutlu karşılaşmayı ayarlayarak kendisine yürü ya kulum demiştir. Bununla birlikte hakkında bilmediğimiz birçok şey var. Mesela hangi tarikata yakın olduğunu bilmiyoruz. Halbuki ulemayı tarikatsız düşünemeyiz. Hakkında yazılanlara göre Fethullahçıların kurduğu Kültürler Arası Diyalog Platformu'nda kısası Kadip'tir, yönetim kurulu üyeliği yapmış. Aynı tarikata yakın olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin çağrısına cevap verip toplantılarında boy göstermiş. Aynı tarikatın aydın tavlama gösterisi olan ABAN toplantılarına da katılıp değerli fikirlerini sunmaktan geri durmamış. Ancak bunlarla birlikte Fethullahçılığını gösteren açık bir işaret yok. AKP'nin etrafında bulunup bu tarikata bulaşmayan kim var ki? O kadar Fethullahçılık kadı kızında da bulunur. Almasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül diyen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Cemaat dediğimiz, Fethullah Hoca cemaati dediğimiz kişiler bizim kardeşlerimizdir. Ve bugün yurt dışında yaşayan Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye muhterem Hoca Efendi'nin bir konuşmasının ne anlama geldiğini bana soruyorlar. Hoca Efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Zaten tarikatların tamamına karşı çok hassas. Tarikat yerine irfan mektepleri demeyi tercih ediyor. Bir muhabbet ocağı, bir ilim irfan merkezi, bir bilgi hikmet yuvası olarak devam etmesi noktasında devlet rehberlik etse. Uşaki tarikati şeyhinin bir çocuğu tacizenin ardından vatana millete hizmet eden nice insanın yetişmesine katkıda bulunan örnek ve önder şahsiyetler, gruplar, STK'lar, irfan mektepleri asla zan ve töhmet altında bırakılmamalıdır. Bilakis iyi işler yapanlar korunmalı ve her zaman desteklenmelidir demişti. Hepsinin destekçisidir. İrfanı tarikatların irfanına uygundur. İlmine gelince, doktora tezi basılmış halde. Basılırken bir başlık daha eklenerek melekler alemi, ilahi dinlerde melek inancı haline dönüştürülmüş. Hikaye ilimlerin en karanlık yerinde geçiyor. O karanlıkta melekler alemi olmaz mı? Niye olmasın? Alem arka kapak yazısında şöyle anlatılıyor. Melekler henüz ilk insan Hazreti Adem yaratılmazdan önce dünya sahnesindeydiler. İnsan denen varlığı ilk olarak Hazreti Adem'le tanımışlardı. Kaynak, ulemanın yazdığı diğer kitaplar.
Şimdi de reisi cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri. Şeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanet'ti. Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya, tarihi bir hadisedir. Peki İkala Erikli adlı yazar vaktiyle burada adı geçen meleklerle insanlar arasında bağ kurmaya adamıştı kendini. Bu konuda pek çok kitap da yazmıştı. Yardıma muhtaç olanlara meleklerin yardım etmesi için ücreti mukabili aracı oluyordu yanı sıra. Birkaç yıl önce meleklerle buluşturduğu bir müşterisi tarafından öldürüldü. O da Ali Erbaş gibi melekler alemine karıştığına inanıyordu. Bilimsel düzeyleri eşittir. Ali Erbaş ise akademisyen olduğundan her konuda bilgi sahibi olduğunu sanıyor. İslam'ın yaratılış fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir, dedi bir gün. Aklı sıra Darwin'i yalanlıyordu. Dayanağı ne? Melek uzmanlığı ve kitaptaki tekrarlar. Darwin'in evrim teorisinin İslam'ın yaratılış fikrine alternatif bir varoluş modeli olduğunu da böylece öğrenmiş olduk. Tekinsiz melekler aleminde her şey mümkündür. Dinle bilim arasında bir ayrışma söz konusu değildir, dedi ki bir de bu konuda haksız sayılmaz. Ayrışma olması için önce birleşme olması gerekir. Din ve bilim hiç birleşmemiştir. Melekler alemini saymazsak tabii. Buyursunlar, gelsinler. Hocalarımız onlar için dini bilgilerindeki eksikliklerini gidermeye, ilmihal dersleri yapmaya. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra kuruldu. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlendirildi. Anayasaya göre laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlü. Oysa halka kılıç gösteriyor, Cumhuriyet'in kurucusuna lanet okuyor. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Kadınlara ayar veriyor. Kadın görevini yapacak, erkek görevini yapacak. Yani. Çocuklara erken evliliğin yollarını gösteriyor. LGBT'leri lanetliyor. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Bilimi tarif etmeye, Darwin'i yalanlamaya kalkışıyor. Koltuğunu devraldığı Diyanet İşleri Başkanı gider ayak şöyle demişti. Din siyaset ve din ticaret ilişkisine bir sınır getirilmeli. Dini her işe koşuyoruz. Dini duyguları her alanda geçer ölçü yapıyoruz. Sonunda din yoruluyor, din algısı tahrip oluyor. Uyarısı yerindedir. İnancını her yere sokarsan kirlenir. Temizlenmenin de imkanı yoktur. Din, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar dünyevi bir şeye dönüşmemişti. Laik cumhuriyet meleklere karıştı. Patavatsızlığı bundan kaynaklanıyor. Ancak dokuz canlıdır cumhuriyet. Düştüğü yerden kalkar, doğrulur. Ali Erbaş türünün kıyametidir. Burada bu kursta bir tuğlası olanın bile o tuğladan dolayı cennette kendisine bir ev verileceğini Allah Resulü Efendimiz müjdeliyor.